Esselamu Aleyküm dostlarım, videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Uzun zaman önce kamp yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Annem felç geçirdi ve ona bakıyorum. Bir kadından nişanlıydım. Kendisi bu hayatta sadece bakıcılık yapmak için gelmediğini bu yüzden evlilik kararından vazgeçtiğini söyledi. Ona da kızamazdım tabii ki. Ömür boyu anneme bakmak zorunda değil. Gayet medeni bir şekilde konuşup ona saygı duyduğumu söyleyerek ayrıldım. Evden çalışıyordum zaten. Bir dergi sporla ilgili doğa yürüyüşleri, daha yürüyüşleriyle ilgili makaleler, bilgiler yazıyordum. Durumumuz iyiydi şükür. Annem her ne kadar benim yüzümden evlenmedin, başka birini bul, Evlen onunla beni ver bir huzur evine dese de olmaz öyle şey. Elim kolum tutuyor. Bu hayatı yaşayacağım diye annemi neden el yerine vereyim? Bakmaya devam ettim. Bir akşam komşulardan biri geldi. Allah razı olsun abladan. Sık sık gelirdi. Zaten annemin yakın arkadaşının kızıydı. Annesi vefat etmişti. Yemek getirmiş yine sağ olsun. Tam onları mutfakta koyarken telefonum çaldı masada. Aldım, arayan Doğukan. Kendisi oldukça ekstrem sporlara yatkıttı. Mete, kardeşim sana bir teklifim var dedi. Tabi dinliyorum Doğukan abi buyur. Biz daha yürüyüşünden birazcık vazgeçip çılgınlığa adım atacağız. Bir orman vardı kampı zor. Hem yağışları olsun hem de soğuğu olsun rakım olarak da yukarıda. Bu yüzden orada kamp yapmak çok tecrübeli insanlar gerektirir. Orada kamp yapacaklarını söyledi. Ne diyorsun abi ya? Ciddi misin? Ne kadar güzel sevindim adınıza. Kendi adına da sevin oğlum seni de davet ediyorum. Onun için aradım. Buna haber vermek için seni neden arayayım? Abi ben mi? Annemin durumunu biliyorsun. Bırakacak kimse yok mu oğlum? Birkaç günlüğüne parayla birini tutsak. Abi ne bileyim güven olmuyor bu devirde. Kusura bakmayasın. Beni düşünmen bile büyük bir onur. Allah razı olsun sağ olasın ama ben gelemeyeceğim. Tamam oğlum bir dur bakarız yoluna şimdilik reddetmedin diye düşünüyorum. Kapattık bu konuyu, koyduk cebe. Zaten daha bir hafta var. Bir bakayım sağa sola. Benim hanıma sorayım. En kötü benim hanım bakar ayarlarız bir şeyler. Eyvallah abim sağ olasın diyerek kapattım. İçeriye girdiğimizde sordu. Ne oldu abi neden gitmiyorsun? Eğer işinle ilgili bir durumsa ben bakarım. Siz hiç merak etmeyin dedi. Öyle değil ya kampla ilgili. Bir kampa çağırdılar da. Annem git oğlum dedi. Bak bakar kızım bana. Anneniz iki üç gün sürer. O kadar süre bırakamam. Hem değişmesi gereken şeyler oluyor. Yahu benim öz annem diyerek annemin elini tuttu. Sen de benim abim sayılırsın. Borca sıkıştığımızda sizin kapınıza geldik. İkiletmeden verdin kocama. Ne ımarın kırın ettin ne bir şey abi. Aylarca sormadın bile borcunu. Geri verirken de hala zor durumdaysanız eğer taksit taksit verin dedin. Düşünceli bir abimsin. Annemden de utanacak değilim ya. altını da değiştiririm, yemeğini de veririm ben. Sen git, hayatını yaşa biraz. Senin gibi zaten hayırlı evlat da zor bulunur. İnşallah çocuğum olursa senin gibi olur dedi. Allah razı olsun. Olur mu dersin anne, sen ne diyorsun? Yahu oğlum tabii ki de olur. Haydi senin burada durman bile atı. Ara arkadaşını geliyorum de. Bir hafta sonra zaten. Ben arayıp söyleyeyim. Odama geçip heyecanla Doğukan abiyle konuştum. O da mutlu oldu. Bir hafta sonra kızcağız harbiden geldi akşam vakti. Ben üç gün buradayım, gece de burada kalacağım. Merak etme dedi. Eşi de geldi, Allah razı olsun. Biz misafir odasında kalırız. Sabah da ocakta hallederiz yemekleri. Sen hiç merak etme dedi. Çantaları alıp Doğukan abilerin yanına geçtim. Yalnız abi de oradaydı. O kadar uzun süre oldu ki onlarla beraber bir aktivite yapmayalı. Sarıldık, özlem giderdik. Doğukan abinin aracıyla gidecektik. O abinin aracı daha yollarına daha uygundu. Bindik devam ettik. Muhabbet sohbet derken aktivitelerden bahsediyorlardı. Ben de çoğuna katılamadığım için sadece dinleyebiliyordum. Buna katılmak en büyük hayallerimden biriydi. Bu ormanda kamp yapanların sayısı oldukça azdı. 11.30-12 civarıydı. Gece yarısıydı resmen. Ön tarafta ağacın yıkıldığını gördük yolda. Tam da ormanın giriş tarafına yaklaşırken. Ağacın ilerisinde yerde yatan bir şey var. Birbirimize doğru bakıp büyük kaza olmuş galiba. Kamp yapacağımız için ilk yardım çantamız da vardı. Aracı sağ tarafa doğru çektik. Fenerlerle beraber ilk yardım çantasını da aldım. İleriye doğru ışığı tutup bizi duyabiliyor musunuz? Karanlık o kadar çökmüş ki. İleriye ışık tutuyoruz aydınlanmıyor resmen. Net gözükmüyordu. Işıklar da gidip gelmeye başladı. Pilleri zayıf bunların? Hayır yeni değiştirdim. Çantaya koymadan önce özellikle kontrol ederim bilirsiniz. Bir gariplik var ama hadi dedi. Ağacın üst tarafından atladık üçümüzde. Yardım etmek için fenerlerle yaklaşırken 5-6 metre kaldı bir ağaç kovuğu olduğunu anladık. Ee bu ne abi? Ağaç kovuğu bu. İnsan gibi görünecek gibi uzanmış resmen. Zaten etrafta araç da yok. Bir kaza olmasa normal olurdu. Etrafa doğru bakınmaya başladık. Ormana doğru ışıkları tutuyorduk. Arka taraftan çadı sesine benzeyen bir ses geldi. Sesle beraber hepimiz arabaya doğru döndük. Fenerleri aynı anda arabaya doğru tutunca yolu kapatan koca ağacın orada olmadığını gördüm. Ağaç nereye gitti abi bu ne? Öne doğru devam etti yaz abi. Burada değil miydi ağaç? Tam durduğum yerde. Yukarıya doğru baktık ağaçlar duruyor. Ne bir kırılma ne de bir yuvarlanma var. Ağacın büyüklüğü zaten kilosunu da tahmin etmemize neden oluyor. Böyle bir ağaç müdahale olmadan kendisi hayatta da yuvarlanamaz. Etrafa bakındıktan sonra ne de Doğukan abi. Ayrı alamet değildi zaten böyle bir şey görmek. Henelerin gidip gelmesinden de belliydi. Arabayı biner binmez durdu. Bir şeyler konuştu kendi kendine. Ne oldu abi ne konuştun? Ayet el ile nasıl okudum? Ormanlık alandayız ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz oğlum işte ormanlık alanları. Haklıydı. Üç harfliler bulunabilirdi. Belki de onların bir korkutma oyunuydu bize. Hızlı bir şekilde ben de ayet el nasıl okudum? Yağız abi ama dindar değildi. Aynen kardeşim aynen. Cinler geldi valtayla beraber ormancılık yaptı. Ağacı düşürdü. Ya şöyle konuşma yanımda yaz diyerek sinirlendi Doğukan abi. Neyse neyse hadi devam et. Belli ki kafaları bulduk biz ufaktan dedi. Alkol almadık ya ve niye kafaları bulalım? Size verdiğim içecekler var ya içinde saf bir şeyler vardı dedi. Doğukan abi sadece birkaç metre sürmüştü arabayı ani fren yaptı. Yağız bak canımı sıkıyorsun. Bana sakın şöyle şakalar yapma bir daha. Oğlum ben alkol kullanmıyorum. Alkolle ilgili bana bir şey verme. Senin yüzünden bak kanımıza girdi şimdi. Tövbe tövbe. Harbiden asabımı bozuyorsun arkadaşımı bitireceğim. Haklıydı ben de öfkelenmiştim. Alkolden nefret eder ve hiç kullanmazdım. Alkolün etkisi bu kadar hızlı cereyan ediyor demek. Gerçi daha önce de hiç içmediğim için olabilir. Hiç umursamadan devam ettik. Yağız abi de bu konu hakkında özür dileyince uzatmadık. Arabayla beraber ormanın iç tarafına giden o patika yolun oraya geldik. Araçlar da vardı bir iki tane. ''Anlaşılan içeride komşularımız da olacak beyler.'' ''Kendimize güzel bir yer bulalım.'' ''Belli ki yavaş yavaş dolar.'' ''Ben cuma gününden gelmenin doğru olduğunu söylemiştim.'' ''Cumartesi gelsek var ya, burada ne araç için yer, ne de çadır için yer bulurdu.'' ''Aktıydı gerçekten, dolardı buralar.'' ''Girdik içeriye doğru eşyaları alıp.'' ''Ormanın ilerleyen kesimlerinde zaten çoğu insanın yürüyüşten dolayı ayaklarından oluşan yollar vardı.'' Çok fazla da zorluk çekmeden rahatça gezebiliyorduk. Etrafa doğru bakarken saat tam iki olmuştu. Yukarı tarafta geniş bir yer bulduk. Aşağıya doğru süzülen bir dere vardı. Ormanın içinden geçiyor. Oldukça soğuktu. Burada su da var. Buraya yerleşebiliriz dedi. Çadırları ayarladıktan sonra tudumları da çıkardık. Herkes kendisine ait olan çadırda kalacaktı. Doğayla içi içe kalmanın en büyük sorunlarından biri şudur. Doğada yaşayan canlılar oldukça sıcak olarak tulum yaygınlaşır toprakta. Ne kadar çadır doğsanız bile toprağa verdiği ısıdan dolayı hayvanları o ısıya doğru çeker. Ve hayvanlar orada bulunanın bir canlı yiyecek olup olmadığını kontrol etmek isterler. Bu yüzden çadırın etrafı oldukça böcek de dolar. Bunun için etrafa yavaş yavaş dökmeye başladık ilaçları. Bu ilaçlar bizi burada koruyacaktı. Herkese Allah rahatlık versin dedikten sonra Doğu abi çadırı kapattı bende. Hepimiz yattık. Sabaha karşıydı. Daha uyuyalı bir saat ya oldu ya olmadı. Zaten yorgunlukta bayılmışım. Çadırın titremesiyle beraber uyandım. Doğu abi fısıldıyordu. Duyuyor musun uyandın mı? Hey Mete duyuyor musun? Abi sen misin diye seslendim. Benim benim bir bak dedi. Çadırı açtım kolumdan bile çıkamadım uykudan dolayı. Öylece tek gözle baktım. Oğlum bu bizim manyak yok. Gel bir bakalım şuna dedi. Nasıl yok anlamadım. Bildiğin yok. Ben de sesleri uyandım. Bir yere doğru koşuyor gibiydi. Bağırma sesini duydum sonrasında da yok işte. Açtım parmağı komple olumun çıktım. Derenin yanında doğru gidip elimizi yüzümüzü iyice yıkadık. Kendimize gelmiş gibiydik. Doğukan abi ruhsatlı silahını çıkardı. Hayvan belki gelmiştir kaçırmıştır diye arkasını takıldım bende Fenerlerle beraber etrafta seslenerek yürüyordu. Yağız abi duyuyor musun diye bağırmaya devam ettim. Aynı şekilde Doğukan abi de Yağız diyerek bağırıyor. Ne kadar seslensek de hiç ses veren olmadı. İleride bir tane eşya gördüm. Başkasının çantasıydı Yağız abiye ait değil. Ama yeni düşürmüş belli. Üzeri kirli bile değil. Sadece arkası yere düştüğü için kerenmiş. Burada başkaları da var abi baksana. Boğuşmadan dolayı düşmüş olabilir mi? Kolçağı kopmuştu. Olabilir temkinli olalım. Çok bağırmadan fenerlerle dikkatli gidelim. Açıkta kalalım dedi. Öne doğru yürürken tahtadan bir tabelaya benzer bir şey gördüm. Ağaçların direkt yanında. Şuraya baktı Okan abi. Işığı üstüne doğru tuttuk. Sarahın yeri yazıyor. Yukarıya doğru bir oku ok var. Yukarıda galiba bir yer var hocam. Buradan mı gitmiştir acaba? Bilmiyorum ki. Bu çanta kime ait onu bile bilmiyoruz. Çantayı açsak mı acaba? Boş ver boş ver. Şimdi laf yemeyelim. Gelir sahibi falan. Yanımızda kalsın yeterli. Yukarıya doğru çıkmaya başladık. Toprakların olduğu bir yer vardı. Sanki kazılıp kenara doğru yığılmış gibi. Oradan yan tarafa doğru geçiş var. Ağaçlıkların diğer tarafına doğru yürüdük. Yığız ağabeyin ceketini buldu. Tam da yırtılmış şekilde. Arkadan sanki bir ayı saldırısı gibi iki tane uzun tırnağın izi var. Allah kahretsin. Yabani hayvanlar olmalı. yağız bu kadar tecrübeliyken nasıl böyle bir şeyin tongasına düşer? Hayatta hareket etmemesi lazım. Hareket edecek en azından bizi uyandırırdı. Ayı peşinden neden gitti ki? Belki de fotoğraf çekmeye. Nesi tükenmiş bir hayvan da görmüş olabilir. Bir vaşak ya da farklı bir hayvan. En iyisi devam etmek. En azından doğru iz üzerinde olduğumuz eminiz artık. İlerlediğimizde aşağıda şatoya benzeyen eski bir ev gördüm. Böylece durdum kaldım. Ormanın içerisinde tam orta tarafta. Abi buraya bir baksana dedim. O hiçbir şekilde sola bakmadan düz devam etmişti. Doğukan abi geldi ne oldu nereye bakıyorsun dedi. Feneri aşağıya doğru tuttuğum yere döndü. O da bakınca şoka uğradı. Bu ev lan. Burada ne işi var? Oha. Ormanın içinde böyle bir ev. Hem de etrafında hiçbir koruma ya da Kültür Bakanlığından bir sarılmışlık yok. Aşağıya inmeye başladık. Evin etrafından ışık tutarak içeriye doğru bakıyorduk. Ev oldukça büyüktü. Etrafta bazı tıslama sesleri geliyordu. Büyük ihtimalle yılanların yoğunlukta olduğu bir yer. Dikkat et ha. Hiçbir şekilde ayağını bastığın yeri kontrol etmeden basma. Yılanlar zehirli olabilir dedi. Hiç tarafa doğru ışığı tutunca bazı içerideki eşyaların yansıması geliyordu. İçeride kırılacak eşyalar var. Baksana camlar yansıyor. Gel bakalım dedi. Tolkan abi girmemesi yasak olmasın. Belki gizli öyle milli istihbaratlık bir şeydir. Aynen evladım Milli istihbaratlık. İçinde hatta anka'yı yapıyorlar. Şimdi Selçuk bayraklar çıkacak. Ben burada uçak yapıyorum kardeşim. Ne işiniz var diyecek. Lan üflesem neredeyse ev yıkılacak. Gel şuraya. Arkasından beraber girdim. İçeride gerçekten eşyalar o kadar eski ki. Bazılarının ayakları kırılmış. Bazıları zaten harabe olup gitmiş. Ama oldukça fazla yılan var. Ve yılanların renklerinin hepsi siyah. Yukarıya doğru baktığımda gördüm. Birkaç tane asılı olan kemik vardı. Doğukan abi şuraya bakar mısın?'' Doğukan abi gelip baktı. ''Bu ev hiç ayrı durmuyor. Yani evin kullanım şekli biraz farklı olabilir.'' dedi. ''Neden?'' ''Gel bak, diğer odalını gördüm.'' Diğer odaya geçtiğimde duvarda, Arapça yazılarla beraber sanki büyü retüeri yapılmış bir yer var önünde. Duvar ve yere doğru birçok kan sıçramış. ''Şuraya baksana, burada neler yapmışlar acaba?'' Yere doğru eğilip kapların olduğu yere doğru bakıyor. Üstlerinde örtüler vardı. Örtüleri kaldırdı. İğrenç bir koku çıktı. Hala hayvan başları vardı. Geriye doğru çekildim hemen. Abi bu çok kötü kokuyor benim midem kaldırmayacak. Tamam tamam benim de. Örtüyle tekrardan örttü. Söylediğim gibi burada bir şeyler yapılmış. Ama bizim yağızı bulmamız lazım. Nerede kim bilir. Orayı görmeden geçmez kolay kolay. Aşağıya doğru geldiyse doğru yerdeyiz. Ama buraya uğrayıp nereye gitmiş olabilir? Tam dışarıya doğru çıkacaktık ki üst kattan bir anda ses geldi. Bir şeyin yıkanma sesi. Yavaşça sessiz işareti yaptı Doğukan abi. Silahın emniyetini açtı. Yanından beraber yukarıya doğru yavaş yavaş çıkmaya başladık. Her ne kadar sessiz olmaya çalışsak da armak uçlarımızda yukarıya doğru çıksak da Tahtaları oldukça eski olduğu için göçerte her türlü çıkıyordu. Silahı direkt olarak üne doğru tutuyor. Birisi ya da bir şey çıkarsa ateş etmini hazır. Tam yukarıya doğru çıktığımız sırada Allah belanı versin diyerek bir ses geldi. Yağız abinin sesi. Odanın oradan da fener ışığı sağa sola doğru gidiyor. Doğukan abi odanın açık olan tarafına doğru ışığı tuttu. Lan sen misin Yağız diyerek seslendi. Bir anda kapının yanından bir surat baktı. Sonra da geriye doğru çekildi. Ama surat Yığız abiye ait değildi. Korkunç bir surattı. Temkinli bir şekilde korkuyla Doğukan abi Yağız sen misin lan diyerek tekrar seslendi. Seslenmesiyle beraber kapıyı açıp fener bize doğru tuttu. İki tarafında gözünü aldı fenerler. İndir şunu aşağıya diyerek bağırdı Doğukan abi. İndirdik Yağız abi. Oha nasıl geldiniz lan buraya? Beni mi takip ettiniz? Asıl senin burada ne işin var? Kalbimizi indiriyordun. Yanında kim var dedik. Kimse yok deyince Doğukan abiyle birbirimize baktık. Az önce küçük bir çocuğa benzeyen surat baktı. Sen değil miydin o? Yo, ben değildim. Kimse de yok yanımda. Siz öyle sanmıştınızdır oğlum. Gelin gelin neler buldum dedi. Beraber yukarıya doğru çıktık. Yukarıdaki odaya girdiğimizde tahtaları birbirinden ayrılmış olan gizli bir bölme bulmuş. Orada da eski mumluk, altından yapılma mumluk ama onları çıkarmış. Beş altı tane de altından kaplama kase var. Oğlum hazine lan bu ev. Çok eski. Osmanlı'dan bile eski olabilir. Gerçi Osmanlı'dan eski değildir de Osmanlı'da yaşayan zengin birilerinin olabilir. Eşkıyaların bile ormanda. Baksanıza şuraya her yerinden altın fışkırıyor. Doğukan Tamam Yağız bizi ilgilendirmez. Burayı gerekirse haber veririz yetkilere. Hadi çıkıyoruz dedi. Yağız abi ne saçma diyorsun oğlum sen. Çıkıyorsanız çıkın. Size gelin diyen mi oldu? Ben bunları almadan şuradan şuraya gitmem dedi. Doğukan abi ne halim varsa gör diyerek çıktı. Tam aşağıya doğru gidecekti ki. Hemen Doğukan abinin yanına koştum. Doğukan abiyi tuttum. Ne oldu diye sordu. Abi garip karşılayacaksın ama bir şey söylemem lazım. Sen de mi kalmak istiyorsun? Altın mı arayacaksın onunla? Yok abi. Altın değil de. Yağız abinin üstündeki montu hatırladın mı? İki tane büyük tırnak izi gibi yarık vardı. Evet hatırladım. Abi adamın üstünde şu anda. O nasıl oluyor? Biz almadık mı onu yanımıza? Sırt çantasına doğru baktım. Hala içindeydi. Sessiz şeklinde işaret yaptı Doğukan abi. Sonrasında silahı tutarak yavaşça ben de arkasından bir uzun bir sopa aldım. Beraber odaya doğru tekrar ilerliyorduk. Odada sesler yine yükseliyordu. Bu sefer sesler daha çok ayak sesleriydi ve bir kişiden fazlaydı. Yaklaştık odaya doğru. Kapının kulpuna doğru Doğukan abi uzanacak, hızlıca açacaktı. Ben de sen bekle abi, sopayla iteyim şeklinde işaret yaptım. Başını salladı ona işareti gösterdi. Söylediği gibi tam kapıyı itecekken bir anda kapı kapandı. Kapının kapanmasıyla beraber korkuyla biz geriye doğru çekildik. Tolkan abinin de eli titriyordu. Yaz, bak şaka yapıyorsan her hiç hoş değil. Yağız diyerek seslendi. Kimse var mı diyerek bir bağırma sesi geldi. Bu sefer Yağız abinin. Aşağıdan geliyordu ses. Aşağıya doğru indik. İnmemizle beraber Yağız abi gördük. Üstü başı çamur içindeydi. Hemen yanına doğru koştuk. Yağız abi iyi misin dedim. Ah buradasınız. Buradasınız Allah şükürler olsun Mete Doğukan. Oğlum yardım edin peşimde birileri var. Peşinde mi nerede? Arkasına doğru feneri tuttuğumda ağaçların kenarlarında uzun boylu, kocaman garip bir şey göründü. Sonra da geriye doğru çekilip kayboldu. Ne oldu ne gördün diyerek sorunca Doğukan abi de. Bir şey yok abi bir şey yok ya. Haydi geriye çıkalım gözünüzü seveyim. Haydi gidelim buradan. Yukarıya doğru çıkmaya başladık tekrardan. Evin içinden sesler geliyordu. Koşuşturma sesleri. Sonrasında da bağırış çağırış. O ev nereden çıktı? Ev kimin diyerek soruyor Yağız abi. Bilmiyoruz bilmiyoruz boşver. Allah belasını versin böyle yerin. Uzaklaşıp gidelim buradan. Çadırın olduğu yere doğru dönerken yerde birkaç tane daha kişinin giysilerini gördük. Giysilere baktığımızda çoğunda kan vardı. Hiçbir şey umursamayın. Sadece çadıra dönüyoruz. Çadırları alıyoruz ve geri dönüyoruz. Bu ormandaki arzı kan fikrini de unutuyoruz. Anlaşıldı mı beyler? Anlaşıldı abi sen nasıl diyorsan. Anlaşıldı dedi Yağız abi de. Yağız abi kimin kovaladığını hala söylemedi. Bence insan değildi onlar. Zaten ilk gelirken yıkılmasının nedeni alkol bile olmayabilir. Çadırların olduğu yere geldiğimizde çadırlar hala duruyordu ama çadırları açtığımızda yumak şeklinde yılanlar birbirine doğru dolanmıştı. Hiçbir şekilde buradan bir şey alamayız. Kulumları falan bırakın. Kişisel eşyalarınızı alın yeterli. Çantaları aldık kenardan. Sonra da her şeyi bırakıp arabaya doğru yöneldik. Arabanın oraya geldiğimizde kurtulduk diye şükrettim resmen. Arabaya bindik. Arka tarafta oturduğum için giderken arkadan bakıyordum. Sanki bizi ağaçların kenarlarından seyredenler vardı. Oldukça yorgun hissediyordum. Sonunda, sonunda uzaklaşıyorduk. Arka tarafa doğru bakıp "Kan abi, biri mi geliyor dedi. Yok abi yok bir şey yok. Sadece biri geliyor mu diyerek baktım da kontur açtı. Bir şey yok devam et sen. İyi bari, tamamdır dedi. Kurtulmuştuk gerçekten. Sonunda, sonunda kurtuldu. Önüme doğru döndüğümde geriye yaslandım. Yağız abi bana doğru döndü. Arada bana ikinci ismimle seslendiniz duymadım zannetmeyin. Bir daha o ismi sakın söylemeyin tamam mı? O lanetli ismi istemiyorum dedi. Yağız abinin ikinci ismi Yener'di. Dedesiyle beraber büyüyen birisiydi. Ve dedesi onu oldukça kötü dövüyormuş. İşkence ediyormuş resmen. Bu yüzden Yağız abinin travmasıdır. Her zaman doğaya çıktığında o günlerden uzaklaştığını söylerdi. Kusura bakma abi farkında diyelim. Bir an bir an korkuyla söylemişimdir. Aynı şekilde Doğukan ben de farkında diyelim dedi. Uzaklaştıktan sonra ileride bir çorbacıya gittik. Şehre girmemiz az kalmıştı zaten. Oturduk çorbalarımızı içiyorduk. Oldukça dalgındım. Çorbayı içerken nedense çorbanın içinden bir şey nefes alır gibi köpük oluşturduğunu fark ettim. Yavaşça kaşığı aldıktan sonra oraya doğru kenara çekecek gibi ittim. İttiğimde içinde hareket eden bir şey vardı. Bu da ne dediğim anda Doğukan abi alın alın ekmekler sıcak diyerek önüme koydu. Abi tabağımda dedim tabakta bir şey yoktu. Herhangi bir hareketlilik kalmamıştı. Ne var tabağında? Kıl falan mı düşmüş? Yok abi yok. Sadece bir an öyle soğuk geldi de sıcakmış. Tabağın soğukluğundan galiba. Karıştırıp yedim. Hala devam mı ediyor? Hayır ya. Bence kendi kendimi kurunca yaptım. Olur yani sıcak o yüzdendi öyle Böyle dalgın dalgın düşünürken Yağız abi. Hala kendine gelememiş gibisin. Korktun mu yoksa ufaktık diyordu. Abi altına edecektin seni bulduğumuzda. Aslında bez vermesi gereken biz istedim. Doğukan abi, çüş, meten ne diyorsun? Bir anda bozuldu Yağız abi. Ama sinirlenmiştim. Kusura bakma abi, bir an, bir an işte durumları anladın. Yani o karanlıktan çıkınca hala aklım başımda değil. Sorun değil dedi. Yemekleri yedikten sonra kalktık. Eve bıraktılar beni. Kapıyı açtığımda kızcağız mutfaktaydı. Anneme kahvaltı hazırlıyor. Kocası da banyodan çıktı. Hoş geldin abi. Hayırdır inşallah. Daha gideri bir gün olmadı. Arkadan geldi. Annem de uyanmış zaten. Oğlum ne oldu diye. Durumu anlattım. Avı koşurları ve vahşi hayvanlar çok sık. Kalamadık o yüzden kulübe de takıldık sadece. Sonra da sabah yola çıkıp geri geldik gece gelmeyelim diye. İyi yapmışsın abi tamamdır. Ben de işe geçiyordum dedi. Haydi Allah'a ısmarladık dedim. Sonra da annemin yanına geçtim. Kızcağız kahvaltıyı hazırlamış. Kahvaltı ettikten sonra da yatmak için içeriye geçtim. Alarm kurdum sonrasında öğlene. Annemin öğle yemeğini vermem gerekiyor diyeceğiyle. Uykuya daldım. Daha yarım saat olmadı bile. Telefon çaldı altı yedi defa. Mecburen kalkıp baktım. Açtığımda Doğukan abi heyecanlı konuşuyordu. Galiba bir şeyler olmuş Mete. Yağız aradı beni. Ne olmuş abi? Dedemi gördüm. Yine beni dövüyordu. Yardım edin. Dedem beni dövüyordu filan dedi. Kafası gidik gibi konuşuyor. Anlayamadım tam. Şimdi onun evine geçiyorum. Gelme şansın var mı? Tabi tabi abi gelirim. Ne demek? Hemen geliyorum hatta. Komşuya geçtim. Kızcağız'dan yine ricacı oldum. Sağ olsun ikiletmedi geçti bizim eve. Hemen araca bindim. Önce Doğukan abiye aldım. Oradan Yığız abinin evine geçtik. Yağız abi de kendine ait bir müstakil evde kalıyordu. Zaten varlıklı adamdı. Öyle çalışanları filan da vardı. Kapıyı çaldığımızda hiç kimse açmadı kapıyı. Etraftan Yağız abi diyerek seslenmeye başladık. Ses seda çıkmıyordu. Abi bu kendine bir zararı vermiş olmasın. Korkuyla psikolojik olarak delirmiş filan. Hani yine dedem beni dövüyor filan dediyse. Bilmiyorum bilmiyorum. Mete ben şimdi şuraya sana dayanak olayım. Şu ilk kata doğru tırman. Yukarıdan müştemilatın çatısından yana atla. Tamam abi olur dedim. Söylediği gibi yukarıya doğru çıkıp müştemilatın çatısından balkona doğru tutundum. Oradan da açık olan pencereden içeriye girdim. At kapıya gittiğimde içeriden kilitlenmişti kapı. Hızlıca davranıp açtım. Doğukan abi içeriye girdiğinde elinden silahını çıkardı. Abi ne olur ne olmaz Mete biliyorsun Delirmiş bir insan ne olur ne olmaz. Kafası gidik şimdi bize bir sakatlığı çıkmasın. Tamam abi sen öyle diyorsan. İlerlemeye başladık yukarıya doğru. Ağlama sesleri geliyordu bir odadan. Odanın önüne doğru geldik. Kapıyı tıklattık. Defolun gidin buradan. Kimsiniz? Sizler öldünüz. Hayatta canlı değilsiniz. Ellerimle öldürdüm çünkü sizi. Ellerimle öldürdüm. Ellerimle geberttim sizi diyerek bağırıyor. Ne dediğini tam olarak anlayamadık. Kapıya bir iki defa daha vurdu Doğukan abi. Biziz biziz. Mete ile beraber Doğukan. Aç kapıyı yaz duymuyor musun? Aşağıdan bir daha sesler gelmeye başladı. Geldiğimiz yerden. Kapılar sert bir şekilde açılıp vuruluyordu. Merdivenlere doğru geldiğimizde kara yılanları gördük. Aynı o evdeki gibi. Birbirlerine yumak şeklinde dolaşmışlar. Evin her yerindelerdi. Tekrardan odanın kapısına gidip bu sefer bir iki yer ateş etti keride doğru. Keridin kırılmasıyla beraber açtı. Her taraf toprak dolu. Bir tane tabut var ortada. Yılanlar tamamıyla sarmış Yağız abi. Gözleri kan çanağına dönmüş. Bütün vücudu neredeyse kitlenmiş şekilde sarılmış. Korkuyla geri doğru düştük bir anda. Doğukan abi bu lan? Ne oluyor diyordu. Arka tarafında Durmadan tahtaları ayıran birileri var. Simsiyah giyimli. Tahtaları ayırdıktan sonra oradan çıkardıklarını üzerlerine doğru döküyorlar. Yüzüne doğru altınları döktüler. Sonra da bize doğru bakıp bizim olanı bize, bizim olanı bize diyerek bağırdılar. Kapıdan itilerek resmen dışarıya doğru atıldık. Kapı her şekilde kapandı. Yerde emekler şekilde birkaç adım attıktan sonra ayağa kalkıp kaçtık. Dışarıya çıktığımızda arabaya bindik hemen. Hızlıca uzaklaşıyordum evden. Aklımı, aklımı kaybedeceğim abi. O gördüğümüz şey de neydi öyle? Abi ne oluyor Allah aşkına bir şey söyle. Doğukan abi bilmiyorum diyerek ağlamaya başladı sinirden. Bu, bu, bu bir halt yedi. Bizden saklıyor bir halt yedi. Birini bulmamız lazım yardım edecek. Cinlere bulaştık. Kesinlikle cinlere bulaştık. Onun ağlamasından dolayı benim de sinirlerim bozuldu. Ben de ağlamaya başladım. Kenara doğru çektikten sonra derin bir nefes aldım. Yağız'la kesinlikle ulaşmamız lazım dedi. Nasıl ulaşacağız abi görmedim mi ne haldeydi. Almışlar öldürmüşler resmen onu. Biz yanımızı kurtarmalıyız camiye sığınalım. Bir camiye gidelim hemen diyerek arabayı çalıştırdım. Kolumdan tuttu. Cami bizi çok kurtarmaz. Çünkü Yağız'ın yaşadığı gibi ben de bu sabah eve gittiğimde annemin sesini duydum mutfaktan. Sen de o ormandan sonra normal bir şey yaşadın mı? Gece yani sabah gün ayarken çorba içerken çorbamda hareketlilik gördüm. Sonra da geçti gitti öyle ufak bir şey. O zaman yapacağımız şey belli bir hoca bulmak. Hoca mı? Hocayı nereden buluruz? Kim bu işlerden? Bir dakika. Bir dakika hocam. Bulduk bulduk. Bulduk dedim. Kim? Kimi buldun? Ne ara buldun diyerek şaşırdı. Annemin arkadaşı var. Bir kadın. Bu işlerden anlar. Annem gençken böyle bir şey bulaşmış. Yan anneme bulaşmışlar musallat durumu. Bir cinni anneme aşık olmuş. Kadın da annemi kurtarmış. Hala yaşıyor. Zaten akranları aralarında 2-3 yaş var. Bizim oralarda bir yerde oturuyor. E ne duruyorsun bas kazı dedi. Direkt eve gittik. Eve geldiğimizde kızcağızı evden gönderecektim ama... Dulkan abinin de gelmesinden dolayı şüpheliydi. Ne oluyor ben de öğrenmek istiyorum. Sonuçta burada aileden sayılırım dedi. O da verken anneme olanları anlattım. Annemin gözleri doldu. Telefon numarası eski rehber defterimde dedi. Annemin odasına girdim. Eski sandığında her şeyi saklıyordu. Eski defter rehberini çıkardığımda yan taraftaki harflerden L'yi buldum. Leyla ablaydı. Yazıyor telefonu. Aradım. Ev telefonu olduğu için inşallah hala vardır diye düşünüyordum. Çünkü şu zamanda ev telefonları çok kalmamıştı. Şükür ki çaldı. Telefon açıldı. Alo, kimsiniz diyerek narin bir ses geldi. Alo, Leyla ablacığım. Leyla ablacığım sen misin? Evet, benim ismim Leyla buyurun. Annem, annem Cemile hatırladınız mı? Ben oğlu, ben oğlu Mete Mete. Annem gençken sizin çok yakın arkadaşınızdı. Sonradan hani babam da rahatsızlandığında sık sık gelmiştiniz dua okumaya. Hatırladım tabi oğlum. Yoksa, yoksa kötü bir haber mi dedi. Yok Allah'a şükür annem yaşıyor. Sizden bir ricam olacak. Siz anneme bir konuda gençken yardım etmiştiniz. Artık yine olması mümkün değil onun. Yine mi oluyor yoksa dedi. Yok hani gelseniz bizim başımızda kötü bir olay var. Hem de bayağı bir kötü. Tamam evladım giderim tabii ki. Hala eski evinizde misiniz? Evet eski evimizdeyiz. Tamam çıkarım birazdan. Öğle namazımı kılayım gelirim dedi. İçeriye geçtik oturuyorduk kara kara. Öğle ezanından sonra geldi. Kapının çalmasıyla fırladım direkt. Hoş geldiniz diyerek içeriye buyur ettim. Annem görünce de mutlu etti. Doğukan abiyle gördüğümüz her şeyi anlattık. Öncelikle size söylemem gereken iki şey var. Birincisi sizi korumaya çalışan Müslüman cinniler var. İkincisi ise habisi cinniler o adam yüzünden peşinizde. Nasıl yani Müslüman cinler koruyor o adam yüzünden derken? Büyük ihtimalle annene yaptığın fedakarlıklardan dolayı Müslümanlığı olan bağladığınızdan Müslüman cinler o ağacı devirerek size bir uyarıda bulunmuş. Yoldan vazgeçin dönün diye. Ama sizin bu tür şeyler alışkanlığınızdan dolayı korkmayı bir yardım etmeye çalışmanız onların engel olmasına da engel olmuş. Orada büyük ihtimalle evde insanlar yaşamıyordu. Orası insanların evi değildi. Sizler cinlerin evini görmüşsünüz. Nasıl yani? O, 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 o ev? Hocam nasıl yani? Leyla abla ne diyorsun? Öyle yavrum. Dün akşam dolunay vardı. Dolunay'ı cinler çok sever. Onları güneş olarak görür. Dolunay tam tepedeyken böyle şeylerin yaşandığı söylendi. Birçok gezemde. Tabi gözlerimle görmüşlüğüm yoktur. O yüzden bir şey diyemem. Ama rivayetlerde ve bazı kitaplarda cinlerin eşyalarının, cinlerin evlerinin Dolunay'da göründüğü söylenir. Harabe ya da terk edilmiş yerler özellikle onların evidir. Bir ormandan bahsediyorsunuz. Cinlerin öyle yerlerde yaşaması normaldir. Ama o arkadaşınızın ne yaptığını bilemem. Sizin için istiyorsanız sizi koruyabilecek ayetler yazıp neler okumanız gerektiğini söyleyebilirim dedi. Artık eskisi kadar gücüm yok. Bu yüzden bakımlar ya da neler olduğunu görebilmek için fısıltılar duyamamaktayım. Tabii, tabi ne olursunuz yardım edin dedi. Abdest almamızı söyledi. Gidip abdest aldık. Sonrasında da bize ayetleri söyledi. Onları sürekli olarak her gün, bir tanesini sabah yedi defa, öğle namazında, ikindi, akşam namazında ve yatsı namazından sonra kaçar defa olacak şekilde verdiği ayetleri tekrar ettik. Bu arada Yahya abiden de haber gelmişti. Haberi Doğukan abi verdi. Gece öyle yine Kur'an-ı Kerim okurken Yahya abinin evinde kalp krizi geçirip öldüğü söylendi ve cebinde eski tarihe ait olan altınlar bulunmuş. Altınları o yüzden gösteriyorlardı. Tahtayı kırıp aldı şeklinde. Bedik o eve girmişti ve bize yalan söyledi. Söylediği yalanın bedelini ödemiş oldu. Belki gerçekleri bize söyleseydi ona da yardım edebilirdik. Ondan sonra bir daha ne daha yürüyüşüne ne de kampa çıktı Doğukan abi. Aynı şekilde bende. Ama o gün Leyla hocanın söylediklerinden dolayı doğru tercihi yaptığımı anladım. Annemin duası sayesinde Müslüman cinler bizi korumuş. Hem o evde hem de diğer evde. Kapıyı iki defa kapattılar ve bizi uzaklaştırdılar. Anne duasının ne kadar önemli olduğunu artık iyi biliyorum. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi. Cennet annelerimizin ayaklarının altında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.